Depremlerin artması. Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Depremler çoğalacak. Kıyametten önce iki büyük hadise vardır ve sonra da zelzeleli yıllar. Anlaşmazlıklar ve sık sık depremler vaki olacak. Son yıllar içinde meydana gelen yüksek şiddetli depremler, dünya kamuoyunun gündeminde devamlı olarak ilk sıralarda yer almaktadır. Örneğin, Amerikan Ulusal Deprem Enformasyon Merkezi verilerine göre, 1999 yılında yeryüzünde küçük veya büyük şiddette 20.832 deprem meydana gelmiştir. Bu depremlerde resmi açıklamalara göre tahmini olarak 22.711 insan ölmüştür. Tıpkı Peygamber Efendimizin hadisinde belirttiği gibi. Ümmetimde zelzeleler olur. Öyle ki bu zelzelelerde 10 bin, 20 bin, 30 bin kişi ölür. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Kurumu'nun raporlarına göre ise 1556-1975 arasında 5.0 ve daha büyük şiddetteki depremlerin sayısı sadece 110'dur. 1980-2003 yılları arasında sadece 23 sene içinde meydana gelen büyük şiddetteki depremlerin sayısı ise 1685'tir. Araştırmacı Grant Jeffrey'in hazırladığı Ulusal Deprem Raporu da depremlerin yoğunlaşma zamanlarının geçmişten günümüze doğru artarak ilerlediğini gösteriyor. Jeffrey'in hazırladığı deprem raporuna göre 1900-1949 arası her 10 senede ortalama 3 büyük deprem, 1950'lerde 9 büyük deprem, 1960'larda 13 büyük deprem, 1970'lerde 56 büyük deprem, 1980'lerde 74 büyük deprem görüldü. Son 30 yılda ise büyük depremlerde önceki yıllara göre %47 artış oldu. Görüldüğü gibi geçmiş yıllarda deprem sayısı çok azken Hicri 1400 yılının başından itibaren depremler artmıştır. Son 35 yılda dünyada gerçekleşen büyük depremlerden bazıları şöyledir. 7 Aralık 1988'de Ermenistan'da meydana gelen depremde 20 bin kişi hayatını kaybetti, 500 bin kişi de evsiz kaldı. 20 Haziran 1999'da İran'da yaşanan 7.7 büyüklüğündeki depremde 40 bin kişi öldü, 100 bin kişi yaralandı. 1995 yılındaki Kobe depremi 20 saniye sürmesine rağmen 100 milyar dolar civarında zarar oldu. 1999'da Türkiye'de yaşanan 7.4 şiddetindeki Gölcük depreminde resmi rakamlara göre 17 bin, resmi olmayan rakamlara göre ise yaklaşık 50 bin insan öldü. Hindistan'da 26 Ocak 2001'de yaşanan 6.7 şiddetindeki depremde 25 bin kişi hayatını kaybetti, 166 bin kişi yaralandı. 26 Aralık 2003'te İran'da meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki depremde 31.884 kişi hayatını kaybetti, 18 bin kişi yaralandı. 26 Aralık 2004'te Endonezya'da 9.0 büyüklüğündeki deprem sonucu oluşan tsunami'de 300 bin kişi hayatını kaybetti. 8 Ekim 2005'te Pakistan'da gerçekleşen 7.6 şiddetindeki depremde yaklaşık 100 bin kişi hayatını kaybetti. 27 Mayıs 2006'da Endonezya'da meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremde 5.782 kişi öldü, 7 bine aşkın insan yaralandı. Depremden sonra bölgedeki birçok yanardağ aktif hale geldi. 12 Mayıs 2008 tarihinde Çin'in Doğu Sichuan eyaletindeki 7.8'lik depremde 80 bine yakın insan öldü.
12 Ocak 2010'da Haiti adalarını vuran 7.0 şiddetindeki sarsıntıda 316 bin kişi öldü. Şubat 2010'da bu kez Şili sarsıldı. 8.8 büyüklüğündeki depremde 524 kişi hayatını kaybetti. 11 Mart 2011'de Japonya'da yaşanan Honshu depreminin büyüklüğü 8.9'du. Bu deprem öylesine şiddetli bir etki yarattı ki, yer altındaki kaya kütleleri kaydı ve bunun sonucu olarak dünyanın ekseni 10 santimetre kadar kaydı. Deprem sonrası oluşan tsunamide 16 bin kişi öldü. 25 Eylül 2013 günü Pakistan'ın Belucistan eyaleti 7.7 ile sallandı. Son 35 yıl içerisinde burada saydıklarımızın dışında da irili ufaklı başka çok sayıda deprem yaşanmıştır. Bu depremler sonucu binlerce insan evsiz kalmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisinde de bu duruma işaret edilmektedir. Barınacak evler, sizi taşıyacak hayvanlar bulamayacağınız günler yaklaşmıştır. Çünkü evlerinizi depremler yıkacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri yanı sıra, Kur'an'da da depremle kıyamet arasındaki ilişkiye işaret eden ayetler bulunmaktadır. Kur'an'ın 99. suresinin adı Zelzele, yani büyük sarsıntı, depremdir. Bu surede yerin şiddetli sarsıntısı tasvir edilmekte, bunun ardından da kıyamet günü insanların diriltilecekleri ve Yüce Allah'ın huzurunda hesap verecekleri bildirilmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yer, o şiddetli sarsıntıyla sarsıldığı, yer ağırlıklarını dışa atıp çıkardığı ve insan buna ne oluyor dediği zaman, o gün yer haberlerini anlatacaktır. Çünkü senin Rabbin ona vahyetmiştir. O gün insanlar amelleri kendilerine gösterilsin diye bölük bölük fırlayıp çıkarlar. Artık kim zerre ağırlığınca hayır işlerse onu görür. Artık kim zerre ağırlığınca bir şer, kötülük işlerse onu görür.